Kendimize sormamız gereken sorular. Eğer kaç yaşında olduğumu bilmeseydim muhtemelen 9,5 yaşında olmak isterdim. Yani 9,5 yaşında olurdum, evet. Çünkü hayatın tadının çocukken çıkarılabileceğine inanıyorum ve çocukken çok daha fazla eğlenebileceğime inanıyorum. Çocukların yaşam koşullarını değiştirirdim. Çünkü çocuklara uygun yaşam alanı sağlamak demek, gelecek nesilleri kurtarmak demek ve bu da dünyayı kurtarmak olurdu herhalde. Dünyanın en masum varlıklarının acı çekerek büyümesini asla istemem. Mutluluğu arama metodu. Çünkü hayattaki tek amacımın mutlu olmak olduğunu bilmeme rağmen mutlu olabilmek için gitmem gereken yolu kestirene kadar oraya buraya çarpıyorum. Ve asla emin olamıyorum. Şu an bu mu? Doğru şey bu mu? Doğru zaman bu mu? Doğru meslek bu mu? Doğru yaşam bu mu? Doğru seçim bu mu? Doğru hayat bu mu? Mutluluğu arama metodum, sorgulayarak, fazlasıyla sorgulayarak ve sahip olduklarının kıymetini bilmeye çalışarak. Ne böyle mutlu olmaya çalışıyorum? Çoğu insan böyle mi? Hayır. Çünkü kimse sahip olduklarının farkında değil, kıymetini bilmiyor ve bu kadar sorguladığını düşünmüyorum. Yeni doğmuş bir çocuğa tek bir tavsiye verecek olsaydım, bu asla kimseyi dinlememesi gerektiği olurdu. Geçmişteki hatıralarımı unutmayı tercih ederim. Geçmişime bağlıyım, geçmişimi seviyorum. Anılar benim için her şey demek. Anılar çok güzel şeyler. Bu yüzden bu kanala açtım zaten. Anıları biriktirmek için. Ama eğer yenisini yaşayamayacaksam, eski anılara takılıp kalmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü zaman geçer ve hayatımızı yaşamalıyız. Hayatta olmakla gerçekten yaşamak arasındaki fark, mutlu olmak, hayatın tadını çıkarmak ve gerçekten mutlu olduğun şeyleri yapmak. Çoğu insan hayattadır ama ömürlerini, günlerini hayallerini unutarak geçirir ya da hiç hayal kurmayarak geçirir. Gerçekten yaşayan insanların tek farkı hep hayal kurmalarıdır bence ve o hayallerine sadık kalmalarıdır. Herkesin farklı kişiliği var, herkesin farklı görüşleri var çünkü herkesin farklı yetiştirilme biçimleri var ama keşke beni mutlu eden şeyler herkesi de mutlu edebilseydi. Dünya olurdu, bütün dünyayı dolaşmak istiyorum ve hiçbir yere bağımlı kalmak istemiyorum. Gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Yeni kültürler, yeni insanlar, yeni diller, yeni yaşamlar keşfetmek istiyorum ve bu yüzden her yerde yaşamak istiyorum. Her yerde bir parmak izim olsun istiyorum. Sevdiklerim ve hep yanımda duran, arkamda duran tatlı insanlar. Onlara sahip olduğum için aşırı mutluyum. İnsanların görmesi değil, senin vicdanın seni rahatlatmayan bir şey. Yani zaten vicdanından dolayı sen kötü hissedersin. İnsanlar gördü diye değil bence. O yüzden bir farkı yoktur. Kötü hissedersin ve bu tamam değildir. Kesinlikle tamam değildir. Yanlış, her noktada yanlıştır. Çok insan görse de hiç kimse görmese de yanlış yanlıştır. Sadece bazı yanlışları tolere edebiliriz.
Mesela kimse görmüyorken bir bardak su dökmen tolere edilebilir bir yanlış. Ama yanlış olmadığı gerçeğini değiştirmez. Gerçek güç yanında sevdiklerini hissedebilmektir. Yanında gerçekten birilerinin olduğunu bilmektir. O zaman senden güçlü kimse yoktur. Bence her yalan her zaman kötü değildir. Yani karşı tarafı mutlu etmek için tamamen iyi niyetli bir yalan söylüyorsam, ki biz buna beyaz yalan diyoruz, onun o kadar kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten kime göre neyin kötü olup neyin iyi olduğunu da kestirebileceğimizi düşünmüyorum. Yani kime göre yanlış, neye göre yanlış, kime göre doğru, kime göre değil. Yani bunu kestiremediğimiz için net bir cevap olduğunu düşünüyorum. Bence herkese göre değişen bir şey bu. Yalanın boyutu da herkese göre değişir. Senin söylediğin bir yalan bana çok yanlış gelebilir ama başkaları için çok yanlış değildir. Bu yanlışlarımızla alakalı, bu karşındaki insanla alakalı. Bu kişiden kişiye değişen bir şey. Çünkü hepimizin yanlışları inanın çok farklı. Hepimizin doğruları çok farklı. Evet, bu videoya benimle eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Bayağı düşündüğüm sorular oldu. Umarım sen de kendi cevaplarını kendi içinde verebilmişsindir. Çünkü bunlar kendimize sormamız gereken sorular. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendine çok iyi bak.